Amerikan Mutfak Ekstra'dan herkese merhabalar. Kaan Kural'la birlikte hareketleri yorumlamaya devam ediyoruz. Bu sefer ben de dahil oldum seçim sürecine Kaan abi. Vay, jüriye atandım. Ama çorba gibi bir süreç oldu. Yani çok şeffaf işlemedi bu süreç. Bize yakıştı. O yüzden Vince Carter'la başlıyoruz Kaan. Bu biraz saygı pozisyonu herhalde. Yani ustalara saygı kuşağı. Abi adam 43 yaşında ya. 43 yaşında ya. Kendimi genç hissediyorum o böyle yapınca. Motorda Nowitzki de hemen motor hareketini yapmış. Yani Vince Carter smaç yarışması kazandığında yani ligin bir çoğu yoktu ortada. Bu arada Sean Marin yaşlanmıyor mu? Evet, Sean Marin de yaşlanmıyor hakikaten. Bir sonraki hayatımız Jason Tatum. Eski bir dosta selam olsun. Eski takım arkadaşı. İyi de arkadaşıydı Al Horford ama hiç acımamış yani. Ki o maçta ne yıktılar Al Horford'u. Sürekli Al Horford'un üzerine yıktılar. Sürekli üzerine yıktılar. Bu arada Al Horford bayağı da dizini sürüye sürüye oynuyor abi. Öyle bir sorun var. 8 numarada galiba Kyrie Irving var Kaan abi. Evet, 8 numarada Kyrie Irving var. Abi muazzam, muazzam ya. Yani adam resmen Şam şeytanı ya. Yani bu kadar driblingde, bu kadar top vücudunun bir parçası olan oyuncu nadir gelir gerçekten. Hani tamam bir sürü sağ dışı problemi, hatta teknik problemi de var ama abi gerçekten basketbol bir, hep diyorum ya ben, trampolin atlama gibi bir zorluk derecesi olan ve işte estetik puan, artistik puanları olan bir oyun olsa Kyrie muhtemelen MVP olurdu. Ve Kaan abi endişeye kapıldım çünkü bu hareketi ben 8 numaraya koymadım diye hatırlıyorum. Bakalım bu çorbanın sonunu bize ne karşılayacak. Hayır, bekleyerek göreceğiz şimdi. 7 numarada yaşayalım görelim. 7 numarada Ja Morant var. Bu biraz şans tabii. Yani o kadar yaratıcı ve atlet ki hani havada karar veriyor ama yani açıkçası Allah ne verdiyse atıyor. Neyse ki takım arkadaşına gidiyor. Yalnız Kaan abi Ja Morant'la bir şeyden çok korkuyorum. Yani bu düşüşlerde hakikaten çok sıkıntı oluyor. Bak şurada bile mesela yarım düşüyor yanın üzerine. Yani umarım çok ciddi bir sakatlık yaşamaz kariyeri içerisinde. Onu özel kılan havada karar verebiliyor olması ama bazen bu aşırı riskli olmuş. Ve yine Jaylen Brown da Kyrie'ye nispet yaptı. Ve kime yapıyor bu hareketi? Matisse Thybulle yapıyor. Matisse Thybulle bunu çok az oyuncu yapabildi bu sezon. Ve bak bir tarafta Horford, bir tarafta Ben Simmons, ortada Matisse Thybulle. Zaten Jaylen Brown'un bu sezon oyununa kattığı en önemli şey. Birincisi istikrar zaten ama ikincisi topla oynayabilmesi. Yani işte Jason Tatum'un da Jaylen Brown'un da topla oynayabilmesi onları değerli kanatlardan özel kanatlara değiştiren şey topla oynayabilme özelliklerinin artması. Ve Kaan abi Jason Tatum daha organik duruyor topla. Mesela Jaylen Brown hala o kadar organik durmuyor ama ne olursa olsun daha az top kaybederek bunu yapıyor. Abi değerine 3 basamak falan katıyorsun. Ve De'Aaron Fox'un hafif kaliteli sahtekarlığı. Büyük sahtekarlıklar. Daha doğrusu bu tamamen hakemin hatası. Top elden çıktıktan sonra rebound pozisyonundaki oyuncular içeri girebilir. Ama faulü atan oyuncu çembere çarpmadan giremez. Burada içeri giriyor, maçı uzatmaya getiren turnike atıyor. Muazzam yapıyor bu arada. Çemberin muazzam bir yerine çarptırıyor ama burada hakemlerin bu basketi iptal etmesi lazım. Ve Minnesota yine kazanamadı. Abi bu yalnız inanılmaz. Konuşmuştuk da haftanın maçında. 2,5 dakika kala 17 sayı öndeydiler abi. 4 numarada bir torpil yaptım ama yani torpil hak eden bir isme yaptım. Damian Lillard'ın bu üçlü. Ya bu şaka gibi bir şey ya. Hakikaten şaka gibi bir şey. İlk kez yapıldığı için söylemiyorum bunu. Ya bu adam bunu yani playoff'ta seri bitiren şut olarak da yaptı. Ama yani ne rahatlık bu. Son iki maçtır biraz insanlık sınırlarına geri döndü ama ondan önceki 8 maçta güle oyna yapıyordu bunları ya. Yani normal atış gibi. Bu arada Damian Lillard ve Stephen Curry sağ olsun 3 sayı yarışmasını değiştirdiler. 2 tane 9,5 metreden atış eklendi 3 sayı yarışmasına. Ve ya bu ikincisi de acayip Kaan abi ya. Bunun normalleşmesi hala abuk geliyor. O 8 maçlık periyotta her maç 1-2 tane bunlardan gayet rahat yapıyordu yani. 3 numarada artık bu formayı giyemeyecek olan bir isim var. Jared Allen karşısında Andre Drummond. Ama Jared Allen'ın üzerinden smaç vurmak önemlidir. Aynen öyle ve hani çok büyük aşağılanmıştı ama intikamlanmış ama Jared Allen da hemen maç içinde intikamını alıyor. Yani Jared Allen'ın geçen sene listesi vardı hatırlarsın. Yannis'ten LeBron'a herkesi bloklamıştı. Çok inanılmaz atlet bir oyuncu zaten. LeBron'u bloklamıştı. Hakikaten burada intikam aldı. Burada Oladipo yine kıyak çekti ama hak eden bir kıyak. Çok kötü oynamıştı ilk maçında dönüşünde Bulls'a karşı. Çok şut kaçırmıştı ama en kritik yerde şut attı. Bu uzatmaya götüren şut bu ana kadar 6'da 0 üçlük atıyordu. Bu arada geldiğinden beri hiç hazır gözükmüyor. Gerçi normal bir senedir oynamıyor zaten. Ama şu şutta takımın ona güvenmesi de çok önemli bir gösterge. Kesinlikle. Çünkü abi bu takım seviye atlayacaksa Oladipo ile atacak. Farkındalar 6'da 0 bile atsa bu şutu sen atacaksın diyorlar. Bir numaramızı tahmin etmeye gerek yok herhalde değil mi? Her hafta zaten bir numaramız Ja Morant oluyor bir şekilde. Bu hafta da Ja Morant oldu. Yani başından itibaren çok acayip bir hareket. Yani ne yapıyor, ne ediyor, kimin arasında kalıyor bilmiyorsun. Bir yerden o topu çıkarıyor. Doğaçlama, top hakimiyeti, çeviklik. Ja Morant'ın en önemli özellikleri. Ama
jüri, sen de dahil olduğunda jüriye biraz sistemde bulunacağım. Abi Kyrie Irving varken yani kusura bakma da Kyrie Irving'in hareketi çok benzer ve çok daha iyisi bence yani. Seyircilerimize o zaman soralım Kaan abi. Kaan Kural mı haklı, ben mi haklıyım? Jamorant mı bir numara olmadı? Kyrie Irving'i de 8'e koymuşum. Bu arada ben onu 3'e koymaya çalıştım da ben biraz Mac kullanamıyorum. Biraz zekam düşük benim. O yüzden de 8, yani 3 yerine 8'e koymuşum. Kusura bakmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.